Yüzüklerin Efendisi 1 Yüzük Kardeşliği. Yazan J.R.R. Tolkien. Derleyen Meryem İlbaş Arabacı. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği kitabı serinin ilk bölümünü oluşturuyor. Hikaye, güç yüzüğünün tarihiyle başlıyor. Karanlıklar Efendisi olan Sauron, tüm dünyayı ele geçirmek için tüm güç yüzüklerini kontrol eden bir yüzük oluşturmuştur. Orta Dünya, bunun üzerine büyük bir savaşa sürüklenmiş, insanlarla elfler birleşerek Sauron'un karşısına çıkmıştır. Yaşanan savaşta insan kral Sauron'un parmağını keserek yüzükle bağını koparmış ve böylece savaşı kazanmışlardır. Fakat kral, yüzüğü yok etmek yerine onun büyüsüne kapılıp yüzüğü kendisi için saklamıştır. Yüzük, sonunda krala ihanet etmiş ve tarih boyunca gerçek sahibine dönmek için yollar aramıştır. Ve sonunda küçük ve zararsız bir ırk olan hobbitlerden birinin eline geçmiştir. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği romanının asıl hikayesi bundan sonra başlar. Yüzüğün yeni sahibi Bilbo, yüzüğün gücünü tam olarak bilmemektedir ve yüzüğü kullanarak yıllar boyu birçok maceraya atılmıştır. Fakat büyücü Gandalf'ın yüzüğün sırrı konusunda şüpheleri vardır ve Bilbo'nun yüzüğü bırakmasını ister. Bunun üzerine Bilbo, zor da olsa yüzüğü Frodo'ya bırakır. Gandalf, yüzüğün gerçek gücünü keşfettiğinde onu korumak için Saruman'dan yardım istemeye gider. Bu sırada da Frodo ve arkadaşlarından yüzüğü daha güvenli bir yere götürmelerini ister. Frodo ve arkadaşları Gandalf'la buluşacakları yere geldiklerinde onu bulamazlar. Fakat Frodo'nun kimliği ortaya çıkar ve bu karmaşadan onu Aragorn kurtarır. Aragorn, Gandalf'ın arkadaşıdır ve Frodo'yla arkadaşlarına yol göstererek daha güvenli bir yere götürmeye çalışır. Ancak yolda saldırıya uğrarlar ve Frodo ölümcül bir şekilde yaralanır. Bunun üzerine Frodo'nun acil olarak elflerin ülkesine gitmesi gerekmektedir. Frodo son anda elflerin ülkesine yetişir ve kurtulur. İyileştiğinde görevini tamamlamıştır ve huzurlu hayatına geri dönmenin planını yapar. Burada Gandalf'la yeniden buluşur. Gandalf yardım için Saruman'a gitmiş, fakat Saruman Sauron'la işbirliği yaptığı için onu tutsak tutmuştur. Daha sonra kaçmayı başarmış ve elflerin ülkesine gelmiştir. Elf kralı Elrond'un yüzüğün ülkesinde kalamayacağını belirtmesi üzerine birlik içinde tartışma çıkar. Yüzüğün yok edilmesi gerekir, fakat bunu yapmanın tek yolu onu Mordor dağındaki ateşe atmaktır. Ancak yüzüğü kimin Mordor'a götüreceği tartışma konusu olur. Hiçbir ırk diğerine güvenmez. Bunun üzerine Frodo gönüllü olur ve güç yüzüğünü götürmeyi kabul eder. Frodo'nun arkadaşları Sam, Pippin ve Merry ile birlikte Gandalf, Cüce Kral Gimli, Elf askeri Legolas, Boromir ve Aragorn Frodo'yu korumak için yemin ederler ve böylece yüzük kardeşliğini oluştururlar. Yüzüğü Mordor Dağı'na götürmek için yola koyulurlar. Fakat Sauron, Saruman'ın yardımıyla gitgide güçlenmektedir ve yüzük kardeşliğini engellemek için onları cücelerin yeraltı dünyasına yönlendirir. Gandalf bu yoldan gitmek istemez çünkü oradaki canavarın farkındadır. Fakat başka şansı kalmayınca bu yoldan gitmek zorunda kalırlar. Cücelerin yeraltı dünyasına girdiklerinde artık geri dönüş yoktur. Tüm cüceler öldürülmüştür ve böylelikle orkların saldırısına uğrarlar. Orkların saldırısı da canavarı uyandırmıştır. Gandalf, canavardan kaçamayacaklarını anlayınca diğerlerinin kaçmasını ister ve kendisi canavarla savaşır. Savaş sonucunda canavarla birlikte çukura düşerek ortadan kaybolurlar. Diğerleri yoluna devam etmek zorunda kalır. Frodo Boromir'le yalnız kaldığında Boromir yüzüğü Frodo'dan almaya çalışır. Yüzüğün gücü karşısında kendisini kaybeder ve Frodo'ya saldırır. Tam bu sırada orklar her ikisine birlikte saldırır. Boromir kendisine gelir ve Frodo'yu kurtarmak için orklarla savaşır. Frodo kaçmayı başarır fakat Boromir orklar tarafından öldürülür. Frodo yüzük yüzünden artık kimseye güvenemeyeceğini bilir. O yüzden yola yalnız devam etmeye karar verir.
Fakat Sam Gandalf'a verdiği söz yüzünden onu yalnız bırakmaz. Böylece ikili Mordor'a doğru yola birlikte devam ederler. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği bu şekilde sonlanır. Gandalf ve Boromir'in ölümü sonrası Yüzük Kardeşliği bozulur. Frodo ve Sam yollarına yalnız devam ederken, diğerleri de düşmanın yönünü farklı tarafa çekmek için mücadele eder.